Herkese merhabalar arkadaşlar. 50 yetenek öğrendiğim videolar serisinin bu kez de ikinci partındayız. Hocayı vurdum. Ve çeviriyorum parayı. Geçtiğimiz haftalarda birinci parti sizinle paylaşmıştım. Şimdi de ikinci partta birbirinden farklı yetenekler öğrenmeye çalışacağım yine. Umarım arkadaşlarımla birlikte kendimize güzel yetenekler katabiliriz. Yeteneklere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu bir hatırlatayım. Bir de videomuzu beğenirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın aşağıdan. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Eğer abone olduysanız başlayabiliriz. Bu yetenekte arkadaşlar hızlı yazı yazmaya çalışacağız. Bir tane site bulduk biz. Bu sitede hızlı yazı yazma yeteneğinizi geliştirebiliyorsunuz. Adı da typingtest.com diye bir site. Easy text yapalım. Başlıyoruz. At e. Type o. Bak yine yanlış yazdın kızım. Ne diyor? Yanlış yazdım. Nesini yanlış yazdım? Ha, nokta koymam gerekiyordu. Ben asla hızlı yazamıyorum. Bir dakika içinde o teksti yazmamız gerekiyordu. Ben yazamadım. Ama ben bir kere daha denemek istiyorum ya. Evet, yapıyorum. Son 10 saniye. Bak. Kimsinse fo. Bak 20'nin üstüne çıktın. 24! Ulan çıktın. Kızım bu hayatta önce hep kendini yeneceksin. Evet, bence de. Ben sonuçta kendimi geçtim mi? Geçtim. Bir diğer yeteneğimiz, hangi elle yazıyorsunuz arkadaşlar? Sağ. Ben sağ sol. Gerçekten mi? İkisiyle birden mi? O da yalan söylüyor. Şimdi sol elimize yazı yazmaya çalışacağız ters arkadaşlar. Aynen, ters elimize. Evet, doğru bir noktaya parmak bastın Kerem Yüksekol. Şimdi öncelikle sağ elimde kaç saniyede yazıyorum? Bir önce onu şey yapalım. Tamam, sen başla, ben başlatacağım. Tamam. Başladı abi. Abi 7 saniye oldu. Evet, 14. Hayır, acele de ediyorsun. Sağıyla da güzel yazmadın ki kızım. Bitti. O 9 saniyede, 10 saniyede. Evet. Tamam, şimdi ters elimle. 2, 1, başla. Ama yazın da iyi ha. Yazı bayağı iyi oldu bu arada. Evet, çok iyi gidiyorsun. İyi diyorsunuz kızım. Betül'ün üsü biraz gülen yüz gibi oldu. Çakmak da şey, imzaya yakın. Dur. Ama 20 saniye. Ama bir şey söyleyeyim, en güzel Berfi yazdı. Ne en güzel Berfi yazdı ya. Başına bak. Bu tırın birincisi benim. Bir sonrakine geçtim. Arkadaşlar sol elle yazmayı bir şekilde başardık. Peki iki elle yazı yazmayı yapabilecek miyiz? O benim uzmanlık alanım işte. Oo, göreceğiz. Mesela iki elle farklı şeyler yazmaya çalışacağız. Bakalım daha hızlı yapabilecek miyiz? Mümkün değil ki. Değil değil mi? Yok. Bir elim abone ol yazsın, bir elim broz yazsın. Aynen. Bir onda bir bunda. Hadi biraz şuraya yazayım. Abone. Ama aynı anda. Ama bence bayağı iyiyim. Abone. Bu neyin ne? Roz okey. Roz bitti. Roz'a kalp bile yapıyor kız ya. Kız kalp bile yaptı be. Yani gayet iyiyim bu arada. Evet, aynı anda yapacaksın baba. Bak. Ağlar oldu. Evet, devam. Başka bir şeye benzedi ama. Ben bak gerçekten aynı anda yazıyorum bu arada. Tamam. Güzel. Ama benim kadar hızlı yazamadı. Başla. Aynı anda. Ay çok zor. Ne diyorum buradan? Olmuyor. Evet. Ego, hangisini seçiyorsun? Betül'üm, senin B hiç olacak iş değil Kerem diyorum ben. Ha, yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun, ben çok daha hızlı yazmıştım ya. Aynen. Duvardan bir adım öne attın, ellerini yere koydun ve teker teker parmak ucunla yukarı çıktın ve ellerinle geri yürüdün. En zorlandığın noktada bekledin, vücudun sımsıkı ve omuzuna sağa sola shoulder tap dokunuyorsun. Umarım yapabileceğim. Şimdi böyle yaptım. Evet. Geldim. Burada yukarı çıktım. Ellerimle shoulder taps. Ay. Bravo. Ay. Yeter. Tamam, yeter. Bu kadar sorular. Bir de selamımızı verdik. Bunu yaptım arkadaşlar. Çakın çakın. Şimdi bir diğer akrobatik hareketimizi denemeye çalışacağız arkadaşlar. Eden bana biraz önce birazcık bahsetti, gösterdi. Bana yardımcı olacak çünkü ben çok korkuyorum. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar size. Şöyle yaptık.
köprümüzü kurduk. Ondan sonra tek bacağımı kaldırıyorum. Sonra buradan atacağım. Yani ben yaptım sayabilir miyiz acaba? Yaptım, evet. Yani bir sonraki şeyde artık kendim yaparım bence. Bence bu da oldu. Şimdi de arkadaşlar masa tenisi öğrenmeye çalışacağım. Ben masa tenisi konusunda pek fazla iyi değilim. Hatta bizim ofistekiler kendi aralarında oynuyorlar, beni fazla oynatmıyorlar. Böyle hemen elimizden alıveriyorlar. Ben de dedim ki bu işi çözeceğim ve masa tenisini çok güzel bir şekilde öğreneceğim. Onun için de yanımda Mehmet abi var. Mehmet abi profesyonel masa tenisçisi. Masa tenisiyle alakalı böyle küçük küçük dipnotlar verecek, küçük bir şeyler öğretecek. İşaret parmağımız kenarında, baş parmağımız da bu şekilde kapatacak şekilde boşluk kalmayacak. Tutuşumuz bu kadar basit. Şimdi gerekli taktikleri öğrendim arkadaşlar. Şimdi forehand vuruşunu öğreniyoruz. Yani düz atışı öğreniyorum. Forehand vuruşu öğrendim sayıyorum. Mehmet hocam ne diyorsun? Fena evet, değilim. Evet. Biraz yani çalışmayla daha güzel olacak bence. Başlangıç için bence iyi bir başlangıç. Mükemmel. Bence mükemmel başlangıç. Bunu devam ettireceğiz. Evet. Forehand vuruşun tam tersini yapacağız. Bu sefer elimizi dışarı doğru açacağız. Aşağıdan tamam. Dışarı doğru. İleri götürüp sonra kolumuzu açacağız. Geliyor. Backhand. Ay. Bravo Beto. Hey yapıyorum artık. Bundan sonra rakibim yok. Bir forehand bir backhand yapmaya çalışacağız. Başlıyorum. Forehand backhand de tamamdır diyebiliriz bence. Yaptık hocam. Tamam daha iyisi olabilirdi kabul ediyorum ama şu anlık bence iyi. İyi bir başlangıç. Ben bundan sonrasında geliştireceğim bizimkiler benimle oynarsa tabii. Şimdi de en çok öğrenmek istediğim şeylerden bir tanesini öğreneceğim. Gelen topa çok hızlı bir şekilde vurmaya çalışacağız. Çünkü bizimkiler sürekli bunun havasını yapıyorlar artık bana. Ben de onlara hızlı top atarak karşılık vereceğim. Evet. Evet. Ben bu dersten sonra hepinizi yeneceğim. Hocayı vurdum. Bu bayağı oldu. Aynen tamam bunu aldık sayabiliriz. Valla aşırı eğlendim hocam. Çok teşekkür ederim. Bir de böyle birçok şeyi ben gerçekten yanlış yapıyormuşum, yanlış duruyormuşum falan. Onları birazcık anlamaya başladım. Hocam sizin Instagram adresinizi de aşağıya bırakıyorum oradan. İşte özel ders almak isteyenler de alabilirler diye düşünüyorum. Güzel oldu bence. Yaptık, edindik bu yeteneği. Şimdi de kaykay yapmayı deneyeceğim. Ben bunda da hiç iyi değilim bu arada. Riyaz da inanılmaz iyi kaykay kayıyor. Ama gerçekten bayağı iyisin. Ne reklamı mı oldu ben bu videodan? Evet, evet. Şöyle ilk önce böyle. Selam. Şöyle küçük bir oyunumuz var. Şimdi benim burada bir tane şeffaf kutum var. İçinde de bir adet top var. Gördüğün gibi incelemeni istiyorum bunları. Yani normal bildiğimiz şeffaf bir kutu ve bir tane de top. Hiçbir bir şeyi yok. Ben bu topu dışarıya koyacağım ve bunu şöyle lastik yardımıyla kapatıyorum. Topu görüyorsun. 1, 2, birazdan 3 dediğimde topu şeffaf kutunun içine koyuyorum. Şimdi artık sihirbaz benim. Merakla bekliyorum. Yapıyorum öğrencim. 1, 2, 3. Oo. Gerçekten çok başarılı. Gördüğün gibi. Kutunun içine topumuzu aldık ve bunu arkadaşlarıma da yapmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Kontrol etmeni istiyorum. Herhangi bir şey tamam, aslında. Bakıyorum. Gayet gerçek bir para. İlk olarak parayı buradan katlıyorum. Tekrar buradan katlayıp iyice bastırıyorum gördüğün gibi. Tamam. Baş parmağımla destek alıp parayı havada tutup 1, 2, 3. Gördüğün gibi para. Hareket etmesine rağmen düşmüyor. Evet. Bunu şimdi denemeni istiyorum tekrardan. Katlıyorum şöyle. Bir buradan katladım, bir buradan katladım. Sonra parmak ucuma koydum. Şimdi... Hazır. Hazır. Ve gördüğünüz gibi şöyle çeviriyorum parayı. Şöyle çeviriyorum ve... Sen bence sihirbaz oldun Betim. Gerçekten. Arkadaşlar bundan sonra gösteriler benden. Bu oyun hem eğlenceli hem de yapabileceğini düşünüyorum. Umarım. İlk olarak birini kapatıyorum. Tamam. Buradan bir tane sünger topu alıp üzerini kapatıyorum ve iç tarafını gösteriyorum. 1, 2 ve bunu bir sihirli çubuk gibi sallayıp bir kere vurduğumda
top en aşağıya iniyor. Daha sonra 3 vazomu da tekrardan gösteriyorum. Bu sefer kırmızı olanı buraya bırakıyorum ve sünger topu, burada herhangi bir delik yok gördüğün gibi. Evet. Üstüne bırakıyorum. Sallıyorum ve bir kere vurduğumda ikinci top da aşağı iniyor. Şimdi görüyorsun öğrencim, bir tane kutumuzu alıyoruz, böyle kapatıyoruz. Sonra bir tanesini alıyorum, kutunun üzerine koyuyorum. Sonra sihrimi yapmak için şunları böyle birbirine çarpıyorum, böyle kapatıyorum ve... Oo. Bu sefer iki tane yapmaya çalışalım. Şimdi bunu böyle kapattım, üzerine yine bir tane süngerimi koydum. Sihrimi yapmak için böyle kapattım. Aa, sihir çubuğumuzu unuttuk ama benim buna ihtiyacım yok yani. Şöyle bir hokus yapmam. Pokus demen gerekiyor. Hokus pokus yaptım. 39 mu? Hokus pokus. Ben yanlış anladım. Hokus pokus mu diyorum ve gördüğün gibi ikinci de geldi. Çok hızlı öğrendim. Çok başarılısın. Teşekkür ederim. Beni hiç uğraştırmadın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi de gitar çalmayı öğreneceğim. Bunun için de Burak Koç. Ofisimizin müzisyeni Burak Koç bana gitar çalmayı öğretecek. İki aşağı vuruyorum. Ve dördüncü telleme bastığım zaman evet. La minör akorunu elde etmiş oluyorum. Arkadaşlar Burak bana öğretti bir şeyler. Şimdi marifetlerimi size göstereceğim. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce sileceğim. Bir alsa. Teşekkür ederim. Bence de iyiydik. Şimdi ben bu yeteneği daha önce çok kez edinmeye çalıştım. Instagram'da beni takip edenler storylerimden bilir. Evet. Bunu defalarca kez yapmaya çalışmıştım ama yapamamıştım. Ama artık bunu yapabiliyorum. Tek elle yumurta kırmak arkadaşlar. Öncelikle bir tane yumurtayı aldınız. Bu da çok bence değerli bir yetenek. Mutfakta hızlı bir şekilde iş yapıyorsunuz. Çat 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 hemen aldın, omlet yapacaksın. Hemen bir tanesiyle aldın. Diğer elinde tuzun var. Yanında bir arkadaşın var, sevgilin var. Karnı çok acıktı ve ona bir an önce omlet yapacaksın. Şimdi şöyle yapıyorsun bir tane. Şöyle kırdın. Sonra iki parmağınla, işaret parmağınla, orta parmağınla birbirinden ayrılacak şekilde yapıyorsun ve... Yapamasaydım yalnız şu an nasıl? Evet. Hadi. Hadi. Parmağı geçiriyor muyum içeriye? Geçir, geçir. Oo! Dün yaptım. Bir de şimdi bunu yıkamakla güzeldi. Uğraşacağız. İki elde böyle olmuyor. Bu yetenek edinildi. Eğer matematik öğretmeni olsaydım bu yetenek çok işime yarardı. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Bilek hareketiyle daire yapma şeyi yapacağız. Hani, ben bir tane göstereyim mi? Bir tane göstereyim sana. Ben bir tane deniyorum. Dene baba. Videolarda gördüm. Adam şöyle bir şey yapıyor yani. Ha, mesela hani, bu Ege. Bak. Aa, bu gördüm, iyiydi. Gördüm, bu tarz bir şey. Tamam, bu Ege tamam mı? Bunu seçeyim. Tamam, ben de Betül. Hazır mıyız? Yapalım. Şimdi dirseğimi buraya dayayabilir miyim? Bilmem, bence dayayamam. Dayamadan yapıyorlar. Heh, bravo. Allah kahretsin. Bir tane daha, bir tane daha, ne olur. Kanal senin diye. Yani, kanal senin. Tamam, versin. Rezil ya. Rezil ya. Ben hiç abi dayamıyorum. Mayama mayama yok. Dayama yok bizde genelde. Her şey yok. Oğlum bilekle yapma. Bu mu? Bu baba. Evet. Bu, baba. Ben elimi kirletirim. Olmadı baba. Yalnız Ege'nin ikisi bayağı iyi. Bak iyi yaptı. Aa güzel. Dur gelecek. Bir şey I like yapmadı. It. Tamam son. Olmadı. Ben de yapacağım, tamam, ben de yapacağım. Yani, ya şey tamam o yap, tamam yaptım. Hadi yaptım. Güzel olanı seçtik. Ya benimkine bak ya, bu nedir ya? Baba sen, baba. Baba bir tane daha, bir tane daha. Herkesin iki hakkı var. Senin üç hakkın var. Evet, sen iki tane, üç tane. İki hakkı daha lan. Ay, bunu biraz... Bunu da zaten bilekle yapmadım Berfuş. Ben yeteneği edinene kadar devam. Ne kadar Betül devam. Much, much, much later. Yaptı.
yaptı. Yoksa sabaha kadar çıkamayız buradan. Şimdi de arkadaşlar hızlı okuma yeteneği edinmeye çalışacağım. Bunun için de Kerem Kısakol bana eşlik edecek. Çünkü Kerem daha önce bunun kursuna gitmiş ve bu yeteneği edindiğini söylüyor. Evet. Üniversite sınavına girmeden önce buna gittim. Gerçekten üniversite sınavında benim işime yaradı. Ya. Paragraf okurken bayağı yavaştım. Hızlandırmıştı. Paragraf okurken temel amaç, söyledikleri amaç gözünle sen ortasına bakıyorsun, paragrafın ortasına bakıyorsun. Evet. Ama hep sol, genel olarak ortasına bakıyorsun. Yani böyle ortaya bakınca gözün sol tarafı seçtiği zaman... Anladın mı? Bak mesela ortaya. Ama gözünle sol tarafı seçmeye çalışsın istemsiz. Bu seni inanılmaz hızlandırıyor. Yani bir paragrafı tık diye okuyorsun. Anladım. Şu paragrafı ben okuyacağım. Bu paragrafı Kerem 7 saniyede okuduğunu söylüyor. Şimdi bakalım ben kaç saniyede okuyacağım. Hazırsan. Hazırım. 3, 2, 1. Bitti. 12 saniye. Bence okey bu arada. 7 saniye ile arasında iki katı resmen şimdi yani. Şimdi önemli olan zaten burada hızlı okuma değil. Okuduğunu da anlama aynı zamanda. Eğitimde o. Ne anladın? 19 yarışmacı ile birlikte bir tane turnuvaya gitmişler. Evet. Turnuvada bu kadar. İşte yüzyıllar sonra işte öcünü alacak falan bunlar yok. Yok. Tamam. Olur. Neyse şaka bir yana arkadaşlar. Bu yöntem çok işe yarıyormuş gerçekten. Evet. Bunu da siz deneyebilirsiniz. Şimdi de tekerleme söylemeyi öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Tekerleme söylemeye çalışacağız daha doğrusu. Evet. Şimdi çok güzel bir cümlemiz var bunun için. Bunun için ilk başta kim başlasın? Sizin damda var 5 boz başlı ördek, bizim damda var 5 boz başlı 5 ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek, bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Siz de bizceleyin 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Oha! Sizin damda var 5 boz başlı 5 ördek, bizim damda var 5 boz başlı 5 ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 ördek, bizim damdaki 5 boz başlı 5 ördek. Siz de bizcileyin 5 boz başlı 5 ördek misiniz demiş. Oldu mu? Hani almışım beni. Bravo. Ben de tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkürler. Teşekkürler. İyiydik. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda 50 birbirinden farklı yeteneği öğrenmeye çalıştım. Bazıları çok kolaydı, hemen yaptım ama bazıları çok zordu. Hiç onları maalesef ki yapamadım. Sizin de burada en sevdiğiniz yetenekler neler? Benim yapamadıklarımı siz yapabiliyor musunuz? Aşağıda yorumlar kısmında bunları tartışalım derim. Size buradan kocaman öpüyorum. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Görüşürüz.